Güzel yalıdan bir okaliptus, bir palmiyeye vurulmuş karşıya kadan. Gel gelelim, arada koskoca deniz. Ah palmiye, ah okaliptus. Sevdaya düşkün, Göztepe taraftarı armaya düşkün, renge düşkün, semtine düşkün. Yani biz Göztepe'li miyiz? Hani ben başka takıma hiçbir sevdamız olmadı bizim. Yaşanır derler ya, Göztepe'li olmak lazım, doya doya yaşarsınız. Karşıyaka'nın içinde 3 tane harf var. A, Ş, K. A da var, Ş de var, K de var, aşk var. Çok büyük üzüntüleri, çok büyük mutlulukları beraber paylaştığımız milyonlara hitap eden koca bir ailedeki tutku. Can gönülden, onu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hani hislerle, çok büyük hislerle, kuvvetli hislerle bağlıyız Karşıyaka'mıza. Göztepe Karşıyaka maçı olduğu zaman İzmir'de gerçekten bir hareketlilik. Hani kendinden yani o maç gelince kadar ben ilk pikçe açıklığı zaman biz hep Karşıyaka maçına bakardık. Hangi hafta? Kaçıncı hafta? Dokuzuncu hafta mı? Eyvah, dokuz hafta nasıl bekleyeceğiz? Veya beşinci hafta. Zevkle bu maçı bekledim. Onlar da aynı şekilde öyle. Dünyada Türkiye'den ulaşılması en zor yer neresi olsun? Oraya koysunlar. Bütün cebimdeki servet harcarım gider. Takımımı orada desteklemek için. Çünkü Karşıyaka Göztepe derbisi normal diğer derbiler gibi değildir. Bambaşkadır. Ezeli ve ebedi diyebileceğimiz hani rekabetin yanında birçok dostluğumuz da var ama aynı sahaya, aynı tribünlere intikal ettiğiniz zaman bu dostluk biraz daha hırçınlaşıyor. Annem benim harbi Göztepe'li. Bildiğin Göztepe'li ya. Göztepe kazandı mı bayrak çalıyor Göztepe'de. Babam fanatik yöneticilik yapmış Karşıyaka'lı ya. Ev içinde de ben bu kaosu yaşayan bir adamım. Bunların her zaman hangi ligde olurlarsa olsunlar, birbirleriyle karşılaşsınlar ya da karşılaşmasınlar her zaman iddiaları var. Karşıyaka'nın ve Göztepe'nin bir araya geldiklerinde yan yana duramadıkları bir tek motivasyon var. Benim aşkım seninkinden daha büyük. Böyle bir şey var Karşıyaka ile Göztepe arasında. İzmir'e bakıyorum. İzmir karşımda. Aralarına güzel suların girdiği iki başka dünyadan ibaret gibi duruyor. Birinde yeşil ve kırmızı renkleriyle tarihin yükünü sırtında bir kambur değil, omuzlarında sırmalı bir apolet gibi taşıyan Karşıyaka duruyor. Diğerinde ise aldığı onca kupaya gırla başarıya rağmen köklerinden ve şehrinden asla kopmayan bir kültür abidesi, Göztepe. Kimi kan davası diyor onların yaşadığına, kimilerine göre birbirlerini öldürmek için can atıyor taraftarlar. Kimileri de diyor ki futbol sever değil, şiddet aşığı onlar. Gülüyorum. Futbolu ve kitleleri tarafsız gözlerle incelediğim yıllar bana büyük bir hayat dersi verdi. Birbirini çok seven ve birbiri olmadan var olamayan gruplar herkesten çok kavga ederler. Bunu biliyorum ve Karşıyaka sahilinden Göztepe'nin kıyılarına gülümseyerek bakıyorum. Karşıyaka'da Bigode Cengizleri vardı. Takım kaptanıydı. Onların takım kaptanıydı. Argun vardı. Çok iyi arkadaşlarımız vardı. İnan kıran kırana maç olurdu. Ama maçtan sonra birbirimize sarılarak giderdik, yemeğe giderdik. Öyle bir arkadaşlık vardı ki bildiğiniz gibi değil. 79-80 sezonu ben Karşıyaka'lıyım, Karşıyaka 3. ligde. Sabahın kör vakti, ben 15 yaşındayım, sabahın kör vakti burada oturuyorum, Göztepe'de oturuyorum. Biniyorum vapura, karşıya geçiyorum.
Sabah saat 10.30'da o zaman 3. lig maçları başlıyor. Karşıyaka'da ben 3. lig maçına gidiyorum. 10.30'da maç bitiyor. 12'de maç bitiyor. Yarımda maç bitiyor. Karşıyaka maçı bitiyor. Karşıyaka stadının önünde otobüsler. Hadi maça Göztepe maçına diyor. Biz toplanıyoruz oradan. Bütün Karşıyaka biniyoruz. Göztepe 1. ligde Göztepe'nin maçına gidiyoruz. Karşıyakalılar açık türbüne giriyor, rakip taraftarın yanına giriyor. Bütün Göztepe kapalısı alkışlıyor, Karşıyakalılar geldi. Otobüs biz Karşıyaka'dan Göztepe maçlarına gidiyoruz. 1. ligde Göztepe, biz 3. ligdeyiz. Destekliyoruz. Rahmetli taraftarımız Özgür'ümüzün cenazesine Göztepe'lilerin vapurdan inişini hatırlıyorum. Ellerinde kocaman bir pankart, acınız acımızdır yazıyordu. Özgür ölmedi, kalbimizde yaşıyor diyerek sarı kırmızı formalarıyla iskeleden bize doğru yürüyüşlerini hatırlıyorum. Yine benim için duygu dolu anlardan biriydi. Hepimiz duygulandık. Aslında Karşıyakalı Göztepe'liyi sever. Göztepe'li de Karşıyakalı'ya ayrı bir sevdayla bakar. Ama delikanlılık dediğimiz, racon dediğimiz olay var ya sporda da, hayatın akışı içinde olduğu gibi, bunu belli etmek istemezler. Ama Göztepe'li Karşıyaka'sız yapamaz. Karşıyakalı da Göztepe'siz yapamaz. Onların dünyaya damga vurduğu güne gitmek istiyorum. 16 Mayıs 1981. Sokağa çıkma yasakları, kahvelerde ve karanlıklarda gizli buluşmalar, sıkı yönetim, uzaktan aşklar. Darbelere ve ölümlere, toplumun yaşadığı tüm badirelere birlikte tanıklık eden İzmirliler Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacaklardı. O sene biz 3. ligden düşüyoruz. Göztepe 1. ligden düşüyor 79-80 sezonunda. Onlar 2. lige düşüyor. Biz 3. ligden amatöre düşüyoruz. O zaman Talat Asal vardı spor bakanı. O münasebette bu şikayetler üzerine grupları birleştirdi. 2. 3. ligi birleştirdi. Tek lig yaptı. Amatöre düşmüşken kendimizi 2. ligde Göztepe'nin rakibi buluyoruz. Şimdi bak, Göztepe birden, o zaman şimdiki Süper Lig'den birden ikiye düşüyor. Biz üçten amatöre düşmüşken, üç lağvediliyor, düşme kaldırılıyor, biz ikide Göztepe ile buluşuyoruz. O sene Göztepe Süper Lig kadrosu gibiydi. Yani Süper Lig'den düştü, kadroyu bozmadı. Biz de biliyorsunuz, o ara yapılanmaya girmiştik. Biz haliyle elimizdeki o mevcut kadroyla düşmemek için, o sene ligde barınmak için ancak o kadar bir takım yapabilmiştik. Tek hedefimiz o grupta o sene kalmak. Sadece sloganımız, biz bu takımla düşmeyelim. Grubun da favorisi, bir sene önce aynı kadroyu aşağı yukarı elinde tutan Göztepe'ydi favori. O sezonun 5-6 maçında hiçbir şey ortada yok. Yine Göztepe'lilerle ha ha iyi yapıyoruz. Eski dostluk, zaten türbün dostumuz, kardeş, abidik. Ulan bir baktık, 8. 9. maç, biz koptuk. Kimse beklemiyordu ama biz ilk maçta Göztepe'yi yenince 1-0 yendik burada yine bu statta. 1-0 yendikten sonra iş biraz hani kızışmaya geldi. Rekabet çok koyulaştı. Neden? Çünkü Göztepe'nin hiç beklemediği bir şey oldu. Bizi kale almayan, düşünmeyen, hatta biz düşünmüyoruz ki onlar ne düşünsün. Rakip olunca ve bize de yenilince bütün o Karşıyaka ve Göztepe seyircisi camiası akıl almaz bir şekilde son maça odaklandı. Körfez'in iki tarafı ne dostluk kaldı ne bir şey. Sen mi olacağım, ben mi olacağım? Kır burada başladı. Benim bulunduğum masada o sarı, bunu kaldırın diye kızdılar. Bunu sarı, domatesle limon, domates, söğüş domates doğramış, yanına limon koymuş. Bunu kaldırın atın, bu renk masaya gelmeyecek dendi. Benim oturduğum masada birileri dedi. Kaldırın lan bu sarı kırmızı dedi. Onların da duydu ki biberle domates gelmiş masalarına kaldırmışlar onlar da. Ben tabii şaşırdım. Nasıl bu derece bu kadar büyür? Bu iki Guzide kulübün taraftarları bu kadar gerginleşir. Ve sonra gözlediğim ki Karşıyaka kulübüne yasaklamışlar sıkı yönetim. Göztepe muhitine kesinlikle gidilmeyecek. Göztepe kulübü de herhangi bir şekilde Karşıyaka'ya akrabalarının ziyaretine bile gidilmesi yasak. O maçın neticesinden ziyade acaba bir çatışma olur mu? O endişemiz de vardı. Öyle bir denk geliyor ki bir de ihtilal olmuş. Tabii 80 ihtilali de var. Gençlerin bütün enerji patlamaları, siyasi enerji patlamaları bilmem. Genç bir yerde boşalacak. Nerede boşalacak? O sezon bir de denk geliyor. Yani ihtilale denk geliyor sezon. Anladın mı? Gençlik bir yerde boşalmak zorunda. Gık dediğinde askeri ihtilal. Bak
Aa, spora önüne geçtik. Bütün enerjisini orada patladı. Biraz fazla patlatıyor. O patlatma ta bugünkü rekabetlere kadar geliyor. Her manada bir derbiydi. Çok değişik sosyolojik ortamlarda oynanan bir müsabaka yeri. İki takımın da puan cetvellerinde üst sıralarda olduğu bir yıl idi. Ve de o maç sonrası birinden biri belki de üst lige çıkacaktı. Karşıyaka yense tur atacak. Yani resmen şampiyonluğu garantiliyordu. Biz yensek çok büyük avantaj elde ediyorduk ama önümüzdeki bir hafta sonra son maçımız vardı. Öyle bir rekabeti ben yaşamadım futbolculuk hayatımda. Zaten rekabet olmadığı yerde mücadele olmaz. Rekabet olduğu için çok büyüdü. Bizim taraftarımızla Karşıyaka taraftarı bir rekabet içerisindeydi. Ben o zamanlar liseye gidiyordum. Şimdiki o zamanlar çok statlarda bir özellik vardı. Konfeti atardık böyle. O gün bir hafta öncesinden ne kadar bayi, bakkalat, market, eski gazete varsa toparlamıştık. Ve o gün 3-5 arkadaş evime gidip onları böyle parça parça bir çuval konfeti yaptık. Maça başlatalım diye. Kuyruklara gelinip 3 gün 4 gün evvelinden Göztepe'li taraftarlar bilet aldı. Annelerimiz evde bayrak diktiler. O zaman store mağazı, şimdiki gibi store mağazaları yok. Herkes dükkanına, balkonuna bayrak astı. Yani çok güzel bir maç havası vardı. Herkes maçı konuşuyordu. O maçın tanıkları ve detayları tarihin defterlerinde yazılı. Dünyaya damgasını vuran kısmı ise Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bir ikincilik maçında o gün Atatürk Stadı'nda 80 binden fazla insan vardı. Göztepe'nin başında Erkan Velioğlu, Karşıyaka'nın teknik direktörlük koltuğundaysa Turgay Meto bulunuyordu. Erkan Velioğlu'nu Göztepe yöneticilerine öven, tavsiye eden kişi Turgay Meto'ydu. İki takımın futbolcuları arkadaştı. Tribünler yarı yarıya paylaşılmıştı. Benim ömrüm sahalarda geçti. Gerek futbolcu olarak, gerekse doktor olarak, gerekse spor yöneticisi olarak, gerekse milli takım doktorlukları olarak çok yoğun yaşadım. Ama o gün biraz farklı bir olaydı. Sahaya yaklaştığımızda inanın öylesine büyük bir atmosfer vardı ki işte ben o kadar duygulandım ve Gode Cengiz rahmetli Koca Toros geldi, elinle omzuma vurdu. Ne yapıyorsun evlat, biraz sonra maça çıkacaksın dedi. Ama bana onu söyleyen Gode Cengiz'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Biz sahaya girdiğimiz zaman, en az 20 bin kişi de sahanın çevresindeydi. Maçı oradan dinlemek istiyorlardı. Yani tezahüratlarını oradan dinlesinler diye. Tabii çok korktum ve futbolcularıma tek şeyim, nasihatim iktidarlı olmaları, tribünleri tahrik etmemeleri, kendileri de tahrik olmamaları ve bu maçın netice ne olursa olsun büyük bir heysel faciasına dönüşmemesini sağlamaktı. O gün herkes maça geldi. Herkes geldi. Neden? Kendi rekabetini göstermek için, kendi gücünü göstermek için çıktı ortaya. Öyle bir rekabet, inanın dünyada zaten hiçbir ikili takıma nasip olmamıştır. Sayı olarak, seyirci olarak. Dünyada ikinci ligde hiçbir maç 81 bin seyirciyle oynanmamıştır. Yani 80 bin kişi falan diyorlar ama bence 80 bin kişiden çok daha fazlaydı. Çünkü merdiven aralıkları da doluydu. Birçok insan da dışarıda ya bilet bulamamıştı veyahut da dışarıda bu maçı seyretmek için bekliyorlardı. Burada atmosferi görünce çok şaşırdık çünkü gerçekten bugüne kadar hiç öyle bir maç oynanmamıştı. Biz eskiden böyle sahanın içine girip ısınma şansımız yoktu. Taş koridorlarda ısınıyorduk o maçlarda. O milletin tepinmesinden aşağılarda ısınamadık yani kolay kolay. Dedi ki çökecek herhalde bu stat. Sadece kafa görünüyordu tribünlerde. İçeriye gidip ısındıktan sonra maç ayakkabılarını giymeye kalktığımda böyle ellerimin ayaklarımın titrediğini hissettim. Futbolcuların Karşıyaka olarak sahaya çıktığı an yukarıdan Türk Hava Yolları'nın jetleri geçiyor zannettim bu sefer de ben. Müthiş bir uğultu ama. Yani böyle ansızın bir uçak filosu geçer ya üzerimizden. Müthiş bir ses ama. Hatta futbolcularım eğildi böyle, hepimiz böyle yukarıdan bir uçak başımızın üstünden geçer. O ses oydu. Yani seyircinin patlama sesiydi. Biri yoğuş çekiyor, biri alkışlıyor. Ya bir daha böyle bir gün görecek miyiz acaba? Her taraf insan. Müthiş bir gümbürtü geliyordu ve stat sallanıyordu.
Yani ben yetişkindim elbette. Ve o stadın sallandığını, stadın müthiş bir titremeyle sallandığını biliyorum. Hakikaten adım atacak yer yok. Sahaya nasıl çıktık? Zaten daha sonra da o çekimleri gördüğümüz zaman maç öncesi Santra yuvarlağına gidinceye kadar konfetten takımlar gözüküyor. O maçta ben oynamadım, yedektim. Maça çıkarken her zaman o zaman biliyorsunuz pankartla çıkılıyordu. O pankartın ucundan tutup ben de dedim sonra çıkayım yani inanılmaz bir duygu içindeydim. Çünkü o maçta ben de oynayayım çok istedim. İnanılmaz bir duyguydu o. Sanki ayaklarımızın üstüne basamıyor gibi durumdaydık. Çok müthiş bir seyirci atmosferi vardı. Yanımızdaki arkadaşlara konuştuklarımızı duyuramıyorduk. Hiç kimsenin ne söylediği, ne bağırdığı duyulmuyordu ki. Yalnızca bir uğultu geliyor kulaklarınıza. O uğultuyla maçı oynuyorsunuz. Bana maçla ilgili bir şey anlattı. Sen belki anlatamam yani ama taraftar arasında o kadar coşku, o kadar istek, o kadar arzu vardı. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani 40 bin kişinin aynı anda kafkaf çektiğini veya diğer tarafta Göztepe çektiğini. Bunlar tabii çok her zaman yaşanabilecek olaylar değil yani sonuçta. O kadar güzeldi ki. İzleyemedim, titredim. Korkudan böyle şey yani. O kadar mutlu oldum ki yani o ambiyans çok farklıydı. İlk defa hayatımda da canlı bir maç seyrediyordum. Muhteşem bir tabloydu o. Türkiye için muhteşem bir görüntüydü. Hatta dünyaya örnek bir görüntü verdik. O gün adeta toplumsal bir sportif histeri yaşandı. Müthiş bir heyecan temposu vardı. Herkes o atmosfere girmişti. Türkiye kan ve şiddet dolu günlerden geçerken İzmir'in hesapta iki düşman kardeşi dünyaya örnek olacak bir birliktelik sergiliyordu. O gün, o maçta bu tablonun altına imza atar gibi 0-0 bitti. İzmir'de kaybeden olmaz dendi o gün. İzmir o gün yandı. Yandı sarı kırmızı bir taraf, yeşil, yeşil kırmızı. En güzel tarafı hiçbir hadise olmadan, bir olay olmadan kardeşçe maç bittikten sonra da futbolcular birbirlerini kutladılar. Ve sahadan öyle çıkıldı. 80 bin kişinin olduğu bir yerde bir de hani o kadar gerilen bir maçta ama maçtan önce olsun ama maçtan sonra olsun kimsenin burnu kanamadı. O zamanki hem Karşıyaka'nın hem Göztepe taraftarının taraftar profili de çok hem yukarı eğitimliydi hem daha elitti. Küfür ediyorduk tabii ki yani karşılıklı küfür ediyorduk ama küfürler bile o kadar nazik o kadar hani bugünkü gibi de bugünkü derbilere bakıyorum. Karşıyaka Göztepe derbisi de bunun içinde. Çok öfke toplumu oluştu. Bugün öfke, hakikaten herif küfür ederken öfkeli ediyor. O zaman biz kelimenin tam anlamıyla takılıyorduk. Yani birbirimize takılıyorduk. Yani bir rekabet yok değil. Ölümcül bir rekabet var ama nitekim karşımızdakinin düşman olmadığını, okulda berabersin, hayatta berabersin, o insanların bizlerin bir parçası olduğunu biliyorduk. Bu müsabaka tarihte kalıcı bir iz yaptı. Çünkü 80 bin insanın yoğunlaştığı ve bir bakıma büyük rekabetin olduğu böylesini bir maçta başka beklentiler de olabilirdi. Bütün bu yoğun ilgiye ve 80 bin kişilik bir ikincilik maçı olmasına rağmen Atatürk Stadı'nda o gün berabere kaldıkları maçta büyük bir centilmenlik, şövalyelik örneği vermiştir. Hem Göztepe'li hem Karşıyakalı taraftarlar. Ve unutulmayacak bir destan yazmışlardır. O maçtan tek hatırladığım şey şu, maç bittikten sonra Santifor Murat abi vardı Karşıyaka'da oynayan. Geldi, önümüzdeki sene de siz olursunuz dedi bana. O bana öyle bir koydu ki, bütün hafta ondan sonraki maç, onlar Bandırma'ya gidecekti, Bandırma'da oynayacak, biz de Balıkesir'le içeride oynayacaktık. Bütün hafta sırf o kelimeyle kafam doluydu. Başka hiçbir şey duymuyordum sanki. Beraberlik bize yarıyordu. O zamanki avaraj sisteminde beraberlik bize yarıyordu. Ve biz istediğimiz neticeyi aldık. Ve stat'tan Göztepe'liler çok sessiz ayrıldılar. Bize tur attık. Biz şampiyonluk turu attık. Bir puan öndeydik. Yine bir puan önde ayrıldık. Son maça kaldı işimiz. Ve bu şeyi, Badire'yi atlattık ama finali yerine getiremedik. O maçta herkes Karşıyaka, maçtan sonra Karşıyaka artık şampiyon oldu dedi. Yani bitti maç dedi. Bu lig bitti diye gözüyle baktılar. Ama Bandırma'ya gittik. Bandırma'da inanılmaz bir dirençten karşılaştık. O maç da 0-0 bitti. Göztepe avarajdan şampiyon oldu. Bugünkü gibi olsa, yani ikili avaraj sistemi olsa,
biz çıkacaktık. Maalesef biz son maçı Bandırma'da oynadık. Bandırma'da kazanamayınca Göztepe şampiyon oldu. Bu maç belki 30 yıl sonra tekrar konuşulacak. Hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Tabii bu böyle bir maçta bu formayı giymek benim hayatımdaki, futbol hayatımdaki, belki özel hayatımdaki, dünya yaşamımdaki en güzel anılardan bir tanesi. Benim için büyük bir hatıra bu Göztepe Karşıyaka rekabeti. Bence bu rekabeti yapan, hani herkes bu musibeti kim yarattı diye dile getirirken basında ve kamuoyunda, medyada ben ona rahatlıkla ben getirdim ve övünüyorum. Ama bu rekabet çok tatlı bitti. Hiçbir kavga olmadı, hiçbir dövüş olmadı. ...1925'te Aydın'daki bir müsabakadan dönen Altay'da Ferit Bey'e söz hakkı verilmeyince dönüş treninde anlaşmazlık yaşanmış ve Altay'ın 6 oyuncusu yeni bir takım kurmaya karar vermişti. Nebil ve Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati ve Nusret Bey 14 Haziran 1925'te Mithatpaşa Caddesi 1091 adresi sarı kırmızı bir tarihin ilk yuvası olmuştur. Kuruluş kongresinde takımın adı kurulduğu semtten ötürü Göztepe olurken forması ise sarı kırmızı çubuklu forma olarak belirlenir. 1931 yılında Altay'dan transfer edilen efsane futbolcu Fuat Göztepe soyadını Göztepe'den alırken aynı zamanda sarı kırmızılı takımın ilk unutulmaz oyuncusu olur. Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda çeyrek ve yarı finaller, Cumhurbaşkanlığı ve Federasyon Kupası şampiyonlukları, şimdilerde Göztepe'nin müzesinde bir efsanenin hiç sönmeyen ışığını yaymaktadır. Eğer Göztepe'liyseniz, benimserseniz Göztepe'yi, bunun da nedeni şudur. Göztepe'de Feyzi'nin, Gürsel'in, Ali'nin, Nevzat abi, Nevzat'ın oluşu bizim için ilahımızdır o. Bizi sevdiren bu dört adamdır. Bizim o dönemde büyük bir şansımız vardı. Büyük bir şansımız vardı. Bizim Abbas Göçmen diye bir büyüğümüz vardı. Ve burada beni bulmuştur, Ali'yi bulmuştur, Halil'i bulmuştur, Nihat'ı bulmuştur. Yani çok oyuncu mal etmiştir yani kulübe. Onun hakkı hiçbir zaman ödenmez. Tabii bu takım akıl almaz bir performans çizgisine girdi. Ali mesela bugün Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük bir numaralı kalecilerinden oldu. Ali Artuner'in bir Moskova maçı vardır. İşte bu, var mı? Bu maç bu, mı? Bitti. Bu maç. Bir dakika, bunun hikayesini anlatmalıyım ama. Bunun hikayesini şöyle, anlatmalıyım. Moskova'da oynanıyor bu. 20 senedir yenilmeyen Rusları 2-0 yeniyoruz. 100 bin kişilik statta. Turgay abi maça başlıyor. Allah rahmet eylesin. Turgay Şeren. Evet. Sonra kaleye Ali geçiyor. Ali Artuner geçiyor. 51 defa olsun diye Turgay. Onu da öyle yapıyor. Ve Ali maçtan sonra Moskova Pantolini oluyor. Gollerimizde birini Ferzi, bir de Ayhan atıyor Galatasaraylı. O da İzmirli. Altay'dan. Benim hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Dünyanın en büyük kalecisi kimdir sorusuna çeşitli cevaplar verilebilir ama Yaşin çok özel kalecilerden birisidir. Lev Yaşin. Tabii Turgay'ın jübilesinde onun resimleri var bende. Turgay'ın şeyinde Ali abimle o da vardı. Bir devre Lev Yaşin ve bir devre Ali oynadı. Lev Yaşin 2-0 Türkiye'nin kazandığı karşılaşma sonrasında Ali Artuner'e geliyor ve diyor ki herkes beni tanıyor, herkes beni biliyor ama sen benden daha yetenekli bir kalecisin diyor. Ne büyük bir gurur. Çok. Atletico Madrid maçında 3-0 yendik de biz 4. tura çıktığımızda Avrupa Kupası'nda İspanyol basını Göztepe takımını analiz ediyor. Bir tek orada bir kaleci var diyor. Avrupa'nın her takımında oynar diyor. Daha da şeyini söyleyeyim. Herrera diye bir antrenör vardı İtalyanların. Dünya karmasını ben çalıştırsam ilk önce Ali'yi yazarım. Ali Artuner'i yazarım kadroya demiştir.
bir Roma maçı oynamıştır. Akıllara zarar. Ali Artvin'e böyle bir kaleci yani. Bizim takımımızda rahmetli Gürsel abiyle ben 12 sene aynı odada yattım kalktım. 8 sene yan yana oynadık orta sahada. Feyzi bize 1962 senesinde geldi İskenderun'dan. O bize çok büyük başarılar şimdi elde etmemizden neticelerinden bir tanesi. 1962'de geldim ben Göztepe'ye. İnanın 2000 üstlük taraftarı var. Göztepe'de iyi bir takım. Çok iyi top oynuyor fakat golcüsü yokmuş. Ben gelip oraya oturduktan sonra büyüme başladı. Sempatizan arttı. Avrupa kupalarında başarılı olunca Göztepe çok büyüdü. Ama bu büyümede takımın da rolü çok büyüktü. Hepsi efsaneleşti. Bir Nevzat Gürsel gibi iki pasör. Türkiye'nin en iyi kalecisi vardı Ali Artuner. O takım efsaneleşmiş bir takımdı. Çıktığımız her maçta başarılar elde ettik. Yani tribünler dolmaya başladı. Avrupa maçlarına başladığımız zaman ilk turda da elenmiyorduk. 3-4 tane tur atlıyorduk. Sempati kazanıyordu bütün Türkiye'de. Sadece İzmir ve Türkiye interlantında değil, Avrupa kupalarındaki kazandıkları başarılarla hem İzmir'in hem Türkiye'nin futbol anıtı olarak spor tarihimizde yerlerini aldılar. Türkiye'de Avrupa kupalarında yarı finale kalan ilk takım olma özelliğini kazandılar. Her biri ayrı bir destanın, ayrı bir hikayenin yaratıcıları olarak o günlerden bugünlere kadar hala futbol tarihinde bir sevda olarak, bir efsane Göztepe olarak anılmaktadırlar. Sarı kırmızılı renklerin dışında ayrıca milli takımın yarısını oluşturarak bir destan yazdılar. Unutulmaz oldular, hit oldular ve yüreklerde yaşayan insanlar oldular. Şüphesiz ki yani Göztepe'de oynamak bir zevktir. Zevkle oynuyorduk. Bir para düşüncesi hiç yoktu. Amatör bir ruh vardı, Göztepe'lilik vardı. Göztepe aşkı başka bir şey, başka bir duygu. Çünkü özdeşleşmiştik artık Göztepe'yle. Yani nasıl anlatayım size? Fener, Beşiktaş, Galatasaray bana açık çekler atmasına rağmen hiç elimin tersiyle gitmişimdir. Ben şöyle söyleyeyim. Dünyaya bir daha gelsem, eğer mesleğim futbolcuysa Göztepe'de futbol oynamak isterim. Karşıyaka'nın tarihi de öyle. 108 yılı aşkın tarihi bir zeytin ağacının dibinde başlamıştı. İzmir Futbol Ligi, Panionios, Apollon, Pelops ve İtalyan Garibaldi kulüpleri gibi işgal ordularının takımlarıyla doluydu. Büyük Kuvayi Milliye kahramanı Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşları ise bu gidişe razı değildi. Kadızade Zühtü anılarında o günleri şöyle anlatmıştı. Memleket bizimdi fakat hakim olan başkalarıydı. İzmir'de Rumların kulüpleri vardı. Bornova'da da İngilizlerin kendi aralarında bir toplulukları mevcuttu. O tarihte biz de aramızda para toplayarak top aldık. Kısa pantolonlarla o günün sahası olan arsada oynamaya başladık. Abim Kadızade Raşit, teyzezadem Süreyya İplikçi, ben, Refik Civelek, Osman Nuri ve örnek köylü Hüseyin bir zeytin ağacının altında hafif yağmurlu bir günde bir kulüp kurmayı tasarlamıştık. Kurtuluş mücadelesinin içinde rakipleri sporla alt etmeyi amaçlayan, sporla birlikte dayanışmayı yaşamak isteyen o genç adamlar, 1 Kasım 1912'de Karşıyaka Mumarese'yi Bedeniye Kulübü'nü kurmuşlardı. Gayeleri İzmirlilerle değil, İzmir'i ellerinden almaya çalışanlarla mücadele etmekti. Renklerini Müslümanlığın yeşiliyle Türklüğün kırmızısından alan Karşıyaka Spor Kulübü, kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen sürede hiçbir maçta yenilmemiş, İtalyan ve Yunan şampiyonlarını birçok kez yenerek bu kulüplerin kapatılmasına sebep olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'i her ziyaret ettiğinde Karşıyaka Spor Kulübü'nü de ziyaret etmiş ve armasına ay yıldız konulmasını bizzat istemişti. Hatta Gazi, kulübü ilk ziyaretinde şu cümleleri not düşmüştür kulübün hatıra defterine. Karşıyaka Spor Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır.
Bu gençlik muvacehesinde İstikbal'in kuvvetli saadeti ne bariz görünmektedir. Karşıyaka Spor Kulübü'nü düşünürken, hele orada yaşayan insanları da düşünürken sadece bir spor kulübü olarak düşünmemek lazım. Biraz daha gerilere giderken gitmemiz gerekiyor. Kurtuluş Savaşı dönemine kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir başkaldırı olarak kurulmuş Karşıyaka Spor Kulübü. Yani sadece futboldu, basketboldu, voleyboldu, çeşitli branşlarla alakalı değil. Başka bir kültür adına kurulmuş bir kulüp. Kafsin Kaf oradan doğuyor zaten. Osmanlıca biliyorsunuz K, S ve K harflerinin Osmanlıca okunuşu gibi bir tezahürat biçimi geliştiriyorlar kendilerine. Karşıyaka her zaman Kuvayi Milliye ruhuyla yaşamış. Kuvayi Milliye'nin evlatları olarak yetişmiş insanlarız. Hep karşı insanlar olmuşuz. Bizim kulübümüzün renklerinin anlamları farklı. Türkiye'de hiç kimseye nasip olmayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği, bizi onure ettiği göğsümüzde ay yıldızı yaşayan ayrıcalıklı bir kulübüz. Çünkü biz 107-108 senedir kulübüz. Futbol anlamında, sportif anlamda çok büyük başarımız olmasa bile çok yokluklardan, çok böyle sıkıntılardan kulüp bugünlere gelmiş. Karşıyaka'ya transfer olduğum günden bugüne 35 seneye yakın geçti. Buraya geldikten sonra bir daha dönemedik. Biz de kaldık burada. 1980 Eylül'den beri Karşıyaka'dayım. Yani 40 yıllık Karşıyaka'da oldum. Karşıyaka çok özel bir yer. Karşıyakalı çok farklı bir şey. Yani biz Karşıyakalıyız demek çok enteresan bir olay. Karşıyakalı olmak gerçekten ayrıcalık derken bu bizim hani kendimizi beğenmiştik işte kendimizi başkalaştırmış değil. Gerçekten biz doğduğumuz veya büyüdüğümüz veya yaşadığımız, nefes aldığımız yerin sevgisiyle büyüdük. İnsanlar öyle bir hale geliyor ki burada, buradaki ortamın içine girdiklerinde kendilerini oradan artık soyutlayamıyorlar. Hem Göztepe hem de Karşıyaka yıllar içerisinde amatör kümeleri bile gören, başarının ve başarısızlığın her kademesini yaşamış kulüplerdir. Onların sevdalıları takımlarını iyi günler için değil, kötü günlerde onun yanında olmak için sevmektedir. O meşhur filmde dediği gibi işte, sevgi nedir ki? Sevgi emektir. Tribün emekçiliği çok farklı bir şey. Eşinizden, işinizden, aşınızdan uzakta kalıp sadece kimsenin anlam veremediği bir spor kulübünün peşinde kilometrelerce yol yapıyorsunuz. Belki birçok arkadaşım dünyayı 3 kere yaptığı yollarla dönmüştür belki mesafe olarak baktığınız zaman. Yani Göztepe taraftarı diyebilirim Türkiye'nin en çilekeş ama en vefakar taraftarı. Göztepe amatöre kadar düştüğü günler olmuştur. Yine bu taraftar bırakmadı. 10 bin kişi amatör maçlara giderdi. Türkiye'nin en büyük taraftarı. 10 kişi de olsa en büyüğü, 1000 kişi de olsa en büyüğü, 10 bin kişi de olsa en büyüğü. Hakikaten muhteşem bir taraftar. Karşıyaka taraftarı anlatılmaz. Onu tribünde yaşamak lazım. Tribünde yaşadığınız zaman taraftarlık olmadığını, taraftarlığın da ötesinde olduğunu, bunu orada tribünde birebir yaşamak lazım. Karşıyaka taraftarı olmak bir kere çok zor. Bir taraftar olmak kolay. Türkiye'de malum başarılı olan 2-3 tane takımın taraftarı. Siz o takımın taraftarı olabilirsiniz. Çok doğal yani. Çok da basit. Ama bir insanı gerçekten Karşıyakalı yapabilmek adına o Karşıyakalık ruhunu, o yeşil kırmızı renkleri, o taraftarıyla beraber omuz omuza yaşamayı, o içtenliği, o samimiyeti küçük yaşlardan içlerinde hissetmesi lazım. O kol kola, omuz omuza girmeyi bir kere yaptığınız zaman oradan vazgeçemezsiniz. O bir bağımlılık yapar insanda. Ben özellikle altyapıda çalıştığım dönemlerde küçük yaştaki sporculara hep şunu söylemeye çalışıyorduk, öğretmeye çalışıyorduk. Göztepe bir düşman değil, bir rakip. Ha, sıkı bir rakip. Evet, her türlü şey olabilir, her şey olabilir ama maç biter, dostluk baki kalır. Şimdi görüyorum, işte Karşıyaka minikleriyle Göztepe minikleri maç yapılıyor ve
bizim teknik adamlarımız, başlarındaki kardeşlerimiz ve yönetimleri o çocukları şimdiden kardeşçe kucaklaştırıyorlar ve ortak gözgezle ortak kafsin kaf sloganları çektiriyorlar. İzmir'e de bu yakışır, Türk futboluna bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır. Göztepe Karşıyaka rekabetine dair birçok not almıştım. Sopalar, bıçaklar, satırlar, palalar ve baltalar. Kavgalar, kanlar, yaralananlar ya da ağlayanlar. Karşıyaka'nın çarşısı, Göztepe'nin yalısına dair rekabet anekdotları. Hepsini döktüm Ege'nin serin sularına. İki kulübün de aynı ateşten doğduğunu anladım. O ateşin içinden çelik gibi doğan efsanelerini andım. Göztepe'li Fevzi'yi, Ali'yi, Gürsel Aksel'i, Nevzat Güzelırmağı ya da Adnan Süvari'yi